Herkese merhabalar, ben Yosuca. Hepiniz hoş geldiniz. Tepki masasının hesaplanmasından bahsedeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Kimyasal tepkimelerde enerjiye devam ediyoruz. Bu PDF açıklama kısmında diğerleri gibi bunu da ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı lütfen unutmayın. Hemen başlayalım. Standart molar oluşum entalpisi. Bakın, standart molar oluşum entalpisi demek bir mol maddenin elementlerinden oluşması için gereken enerji veya 1 mol maddenin elementlerinden oluşması esnasında meydana gelen enerji değişimi, entalpi değişimine biz standart molar oluşum diyoruz. Standart ne demek? Standart koşullarda yani 25 santigrat derece sıcaklık o da koşul da deniyor arkadaşlar buna. Ve bir atmosfer basınç altında bir bileşim bir molünün elementlerinden oluşması sırasında meydana gelen entalpi değişimine ne diyoruz biz? Standart molar oluşum entalpisi diyoruz. Elementlerin bir önceki kısımda aslında görmüştük bunu. ilk videomuzda vardı. Elementlerin standart koşullarda en kararlı hallerinin oluşma entalpisi ne kabul edilir arkadaşlar? Sıfır kabul edilir. Bundan da bahsedeceğiz. Dediğim gibi ilk videomuzda aslında bahsetmiştik. Bir tepkimenin entalpisi ürünler eksi girenler şeklinde ifade ediliyor. Yani hemen şöyle kabaca bir grafik çizecek olursak şöyle egzotermik bir grafik çizelim. Diyelim ki burası 10. Girenler kaç olsun? 30 olsun. Delta H eşittir diyoruz biz. 10 eksi 30'dan kaç olur burada? Eksi 20 olur. Bu şekilde arkadaşlar ifade ediyoruz. Ürünlerin toplam entalpisini bulacağız. Girenlerin toplam entalpisini bulacağız. Bunları çıkarttığımız zaman da o tepkiminin delta H değerini hesaplamış olacağız. Burada 25 santigrat derece bazı maddelerin standart oluşum entalpileri verilmiş. Ama zaten size sorunun içerisinde sorunun altında gerektiği şekilde bazen tablo halinde bazen sıralı şekilde bunlar zaten dediğim gibi bazen kilojül, bazen kilokalori cinsinden zaten verilecek. Hemen sorularımıza başlayalım. Kükürt dioksit ve kükürt trioksit maddelerinin molar oluşum ısıları sırasıyla eksi 71, eksi 95 olduğuna göre tepkimesinin delta H değeri kaç olur demiş. Hemen bakın diyorum ki ben delta H eşittir ürünler eksi girenler diyeceğim. Şimdi ürünler kaçmış burada bakın sırayla verdiğine göre bakın şu kaçmış? Eksi 71'miş bu kaçmış? Eksi 95'miş. O zaman önce ürünleri yazıyorum. Eksi 95. Eksi girenler demem gerekiyor benim. Girenlerde oksijen de bakın zaten soruda vermemiş. Az önce de dediğimiz gibi oksijen element olduğu için bunun oluşma entalpisini ben ne kabul ediyorum? Sıfır kabul ediyorum. Dolayısıyla eksi 95 eksi eksi 71 şeklinde hesaplıyoruz. Delta H ne olmuş oluyor buradan? Eksi ile eksi gitti. Artı oldu. 95'ten 21 çıktı. 71 çıktı. 24 kaldı. Başına ne olması gerekiyor tabii ki? Eksi 24 olması gerekiyor. Sorumuzun cevabı neymiş? D seçeneği. Gördüğünüz gibi ne kadar basit. Bazen bu rakamlar birazcık böyle uzun olabiliyor. Kesirli küsuratlı olabiliyor. Artık yapacak bir şey yok. Kesinlikle ve kesinlikle hesap makinesi kullanmayacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu soruları kendimiz uğraşıp çözeceğiz ve bu konudaki işlem yeteneğimizi de geliştireceğiz ki sınavlarda da ne yapmayalım? Çuvallamayalım. Öyle değil mi? 12. soru bakın. Bence çok güzel bir yorum sorusu bu. Verilen tepkimelere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. 3 tane tepkime verilmiş. Lütfen dikkat edin. Birincisinde karbon elementi hidrojen element ile birleşerek C4H10 bütan bileşiğini oluşturmuş. Bu esnada meydana gelen entalpi değişimi de verilmiş. İkincisinde ise karbon oksijen de gene birleşerek yine 1 bir mol karbondioksit ve bu esnada meydana gelen enerji değişimi verilmiş. Üçüncüsünde ise azot ve hidrojen elementleri tepkimeye girerek... Bakın bu sefer iki tane NH3 oluşmuş. İlkinde bir tane C4H10 oluşmuştu. İkincisinde bir tane karbondioksit. Buradayız arkadaşlar. iki tane NH3 oluşmuş. İki tane NH3 elementlerinden oluşurken... ...ne kadarlık bir enerji değişimi geldiği de bana yine soruda verilmiş. Diyor ki C4H10'un oluşma entalpisi eksi 29,8'dir demiş. Şimdi birinci tepkimeye baktığımız zaman... Birinci tepkimede C4H10 oluşmuş. Doğru. 1 mol oluşmuş. Doğru. Çünkü oluşum entalpisi ya da moler oluşum entalpisi demek 1 mol maddenin elementlerinden oluşması esnasında meydana gelen enerji değişimi demek. E burada 1 mol madde oluşmuş. Elementlerinden oluşmuş. Enerji değişimi eksi 29,8. Dolayısıyla birincisi tamamen doğru bir ifade. İkincisi karbondioksit gazının oluşma entalpisi eksi 94 demiş. Bakın karbondioksit 1 mol oluşmuş. Kimden oluşmuş? Elementlerinden oluşmuş. Dolayısıyla 1 mol madde elementlerinden oluşurken meydana gelen enerji değişimi eksi 94 olduğuna göre Nedir? Bunun da yine Molar oluşum entalpisi eksi 94'tür diyebiliriz. Şimdi çok dikkat edin. Amonyan oluşum entalpisi eksi 22 kilokaloridir demiş. Arkadaşlar lütfen bakın buraya. Oluşum entalpisi olması için 1 mol maddenin oluşması gerekiyormuş. Ama burada kaç mol madde oluşmuş? 2 mol madde oluşmuş. Ne demiştik biz? 1 mol madde elementlerinden oluşurken meydana gelen enerji değişimiydi oluşum entalpisi. Ama burada 2 mol madde oluştuğu için 22 değildir arkadaşlar. Kaçtır o zaman? Eksi 11'dir. 2 mol oluşurken 22 ise 1 mol oluşurken eksi 11'dir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki oluşum entalpisinin 11 şeklinde verilmesi gerekirdi. Cevabım C. 3'ü de egzotermiktir. Eksi, eksi, eksi. Delta işte o zaman egzotermik doğru. Ürünler girenlerden daha karar. Kararlık mevzusu neydi hatırlıyorsanız arkadaşlar. Şöyle yüksekten başlayıp aşağıda bitmiş bütün tepkimeler. E ürünlerin enerjileri düşük olduğuna göre girenlere göre ürünler nedir? Daha kararlıdır şeklinde bunu ifade ediyoruz arkadaşlar. Geldik 13. soruya. 0,3'er mol azot ve hidrojen alınarak başlatılan tepkime neticesinde amonyak oluşmaktadır. Amonyan molar oluşumu entalpisi eksi 46. Ne demek bu? 1 mol amonyak oluşsa eksi 46'lık bir enerji değişimi meydana gelecek demek. Bu tepkimeden açığa çıkan enerji ne kadardır diyor. Hemen şunu arkadaşlar bakın. Bu daha önceki videolarımızda da ben size söylemiştim bunu. Özellikle suyun ve amonyan oluşum tepkimelerini bu şekilde bakın ezbere bilmeniz sizin için çok önemli. Hemen bu şekilde denkleştirirseniz birçok şeyi Hızlı hızlı Halledebilirsiniz. Bakın başlangıçta bunlardan ne kadar varmış 0,03 mol varmış. Şimdi ben neyi bulacağım? Bu tepkimede kaç mol amonyak oluştuğunu bulacağım. Bana neyi vermiş? Amonyan 1 mol oluşması esnasında meydana gelen Enerji değişimini vermiş. Sonra da orantı kuracağım. Diyeceğim ki 1 mol oluştuğunda 46 kJ ısı açığa çıkıyorsa şu kadar mol oluştuğunda ne kadar ısı açığa çıkacak? Değil mi? Onu bulacağım yani. 0.3 0.3. Lütfen dikkat edin. Bunlar dikkat edin. Bunlar hesaplama konusu arkadaşlar. Yani kimyasal tepkimelerde hesaplamalar. Eğer bu konuda eksiğiniz varsa yine bu kanalda benim kendi kanalım arkadaşlar. Daha önce bunlarla ilgili yaptığımız videolar var. Onların PDF'leri yine sizlere ücretsiz sunuluyor. Mutlaka onları bir indirip bakın derim. Eğer bunlarda eksiğiniz varsa. Diyoruz ki bunun katsayısı 1. Katsayısı 1 iken 0,3 mol tepkimeye girerse katsayısı 3 iken 0,9 mol tepkimeye girer. E benim elimde 0,9 mol hidrojen gazı var mı? Yok 0,3 mol var. Demek ki burada tamamı tepkimeye giren azot değilmiş arkadaşlar. Demek o zaman tamamı tepkimeye giren kim olması gerekiyor? Hidrojen olması gerekiyor. O zaman diyorum ki kat sayısı 3 olan hidrojenden 0,3 mol tepkimeye girerse Katsayısı 1 olan azottan 0,1 mol tepkime girer. Var o kadar sıkıntı yok. Katsayısı 2 olandan da ne kadar oluşmasını beklerim? 0,2 mol oluşmasını beklerim. Sonuç bundan ne kaldı? 0,2 mol kaldı. Hidrojenden kalmadı. Amonyaktan da 0,2 mol oluştu arkadaşlar. Şimdi tekrar söylüyoruz. 1 mol oluşsaydı 46 kJ ısı açığa çıkacaktı. Onu da şurada yazalım isterseniz. 1 mol amonyak oluşsaydı 46 kJ ısı açığa çıkacaktı. 0,2 mol oluştuğuna göre kaç kilojul ısı açığa çıkar diyoruz. Ne kadar çıkar? Onda birinin iki katı. Onda bir 4,6. 4,6'nın iki katı ne yapar? 9,2 kilojoul yapar arkadaşlar. Cevabım B seçeneği. Yine 3 gram karbon elementi karbondioksit oluşturmak üzere yakıldığında karbon artı oksijen diyor. Bakın şöyle dikkat edin. Karbondioksit oluşturmak üzere yakıldığında 23,5 kilokalori ısı açığa çıkıyormuş. Bunlar 3 gram yakıldığında değil mi? tepkimede de ne kadar ısı açığa çıkıyormuş arkadaşlar? 23,5 kilokalori ısı açığa çıkıyormuş. Yani delta h neymiş? Eksi 23,5 kilokalori. Niye sıkıştırdık? Hemen şunu güzelce yazalım arkadaşlar. Biraz geniş geniş. 23 eksi eşit h delta. Değil mi? Şöyle oldu. Evet. Doğru. 3 gramından bu kadar ısı açığa çıkmış. Diyor ki bana karbondioksitin moler oluşma entalpisi ne kadardır? Şimdi arkadaşlar şuna çok dikkat edin. 3 gram karbon yakıldığında bu kadar ısı açığa çıkıyormuş. Bana burada karbondioksitin oluşum entalpisi için ne lazım? Karbondioksitten arkadaşlar 1 mol oluşması lazım. Değil mi? 1 mol oluştuğunda ne kadar ısı açığa çıkar? Bana bu lazım. Peki şu an 3 gram karbon kaç mol? Bunu bulmuş olduk biz. Hemen en eşittir bulmamız lazım daha doğrusu. 3 bölü 12 yani 1 bölü 4 o da kaç yapar? 0.25 mol. 0.25 mol karbon yakıldığında, şimdi 3 gram yerine bunu buradan kaldırıp ne yazabiliriz buraya? 0.25 mol yazabiliriz. 0.25 mol karbon yakıldığında yine aynı şekilde 0.25 mol karbondioksit oluşuyor. Ve 0.25 mol karbondioksit oluştuğunda meydana gelen ısı değişimi eksi 23.5 kilo kaloriymiş. Molar oluşum, oluşum entalpisi ne demek? 1 mol karbondioksit oluştuğunda ne kadar ısı açığa çıkar demek. Bakın biraz karışık mı oldu? Toparlayalım. 3 gram karbon yani 0.25 mol karbon yakıldığında 0.25 mol karbondioksit oluşur. 0.25 mol karbondioksit oluştuğunda eksi 23,5 kilokalorilik bir ısı değişimi var. 1 mol karbondioksit oluşurken ne kadarlık bir ısı değişimi olur? Bize sorulan bu. Ne yapacağım ben? 4 katı 4 katı. Eksi 23,5'i 4 ile çarpacağım. 46, 47, 80, 94 mu oluyor arkadaşlar? Eksi 94 kilo kalori oluyor mu? Cevaplara bakalım. Evet. Aynı. A seçeneğinde de verilmiş arkadaşlar cevabımız. Eksi 94 kilo kalori olmuş oluyor. Hemen bir hesaplama sorusu bakın. Aşağıda 3 bileşin elementlerinden oluşma ısıları verilmiştir. Bakın gördüğünüz gibi C3H8'in karbondioksit ve suyun. Buna göre 0,5 mol C3H8 gazı su ve karbondioksit vermek üzere yandığında kaç kilokalori ısı çıkar? Şimdi zaten önceki konulardan da siz bunu biliyorsunuz. C3H8 diğer bütün organik bileşikler gibi yakıldığı zaman ne oluşur arkadaşlar? Karbondioksit ve su oluşur. Benim burada yapmam gereken şey şu. Bu tepkimenin delta H değerini bulacağım. Bu tepkimenin delta H değeri bana 1 mol C3H8 yakıldığı zaman ne kadar ısı meydana gelir onu verecek. Daha sonra bana neyi soruyor? 0,5 mol'ü soruyor. Onun da yarısını bulacağım. Hemen yapalım. Şimdi burada tepkimeyi denkleştirerek başlamamız gerekiyor. 3 tane karbon var. 3 tane karbon oluşturur. 8 tane hidrojen var. 4 tane su oluşturur. 3 kere 2 6 4 daha 10. Burası kaç arkadaşlar? 5. Yani tepkimeye giren ve oluşan maddelerin kaçar mol olduğunu yazmış olduk. Şimdi de arkadaşlar diyeceğiz ki ürünler eksi girenler kaç yapar şeklinde bir hesaplama yapacağız. Hemen eksi 24,8'miş bu. Kilo kalori bölü mollere artık uğraşmıyorum. Oksijen zaten sıfır. Onun işimiz yok. Burası kaç? Eksi 94. Burası kaç? Eksi 57,8. Şimdi ürünler eksi girenler diyeceğim ya ben. Ürünlerde ne var? 3 tane eksi 94 var. 3 tane eksi 94. Artı 4 tane eksi 57,8 var. 4 tane eksi 57,8 var. Eksi evet eksi 24,8 eksi 24,8 gördüğünüz gibi o zaman 3 tane eksi 94 ne yapar? Eksi 270 12 daha eksi 282 mi yapıyor? Evet eksi 282 yapıyor. Hiç moralinizi bozmasın arkadaşlar bu hesaplama işlemleri. Böyle e, yapa yapa öğrenirsiniz. Ve aslında böyle anormal zor bir şey de değil. 4 işlemin dışında da bir şey zaten görmeyeceksiniz. Bakın 4 ile eksi 57,8'i çarparsam ne olur? 4 kere 50 eksi 200 değil mi? Peki 7 kere 4 28 eksi 228 4 kere 8 32 3,2 ne oldu? Biraz karıştı yani şöyle yapalım buradan. 57,8 ile kaçı çarpacağım? 4'ü çarpacağım. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 28, 31 elde var. 3, 20, 3 değil mi? 231, 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Artı. da bu da ne gene? Eksi 231, 2. Eksi eksi ne olur? Artı olur. 24, 8. Bu ikisi de eksi olduğu için arkadaşlar eksi ile eksiyi toplayalım. 282 ile şurada arkadaşlar 282 ile 231,2 topluyorum. Bazen yapıyoruz yapıyoruz. En sonunda arkadaşlar seçeneklerde çıkmıyor. Böyle tamamen bir mortingen durumu oluşuyor. 11'in biri elde var. bir 513,2. Burası kaçmış? Eksi 513,2 artı 24,8. ikisini birbirinden çıkartacağım yine. Bakın 500 Lan işlem yapacak yer kalmadı. Bakar mısınız? Şuraya şurayı kapatayım ya. Şöyle şurası bizim olsun. Evet. Ne dedim? 513,2'den 24,8'i çıkartacağım. Çıkartacağım ama sonuç ne olacak arkadaşlar? Eksi olacak. 2'den çıkmaz. 12'den çıkar. 4 kalır. 2'den çıkmaz. 12'den çıkar. 8 kalır. Değil mi? 0'dan çıkmaz. 10'dan çıkar. 8 kalır. Burada da 4 kalır zaten. 488,4. Ama ne olarak arkadaşlar? Eksi olarak bunları topladığımız zaman da eksi 488,4 olmuş oldu. Evet oldu ama seçeneklerin düzenini kapattık. Heh. Açtık tekrar arkadaşlar D seçeneğiymiş. Çok şükür bulduk yani. Tepkime de meydana gelen entalpi değişim eksi 488. Bana ne kadar ısı açığa çıkar dediği için tabii ki açığa çıkan ısının artı eksi olmaz. O direkt 488,4 şeklinde ifade edilir. Çok basit ne yaptım? Tepkimeyi yazdım yaktım değil mi? Tepkimi sonra denkleştirdim. Daha sonra da kat sayılarıyla oluşum entalplerini çarpıp toplayıp birbirinden çıkardığım ürünlere girenler dedim. Aslında gayet basit bir soru. Bakalım. İki tane tepkime denklem verilmiş. Yukarıda verilen tepkimelere göre her iki tepkimede de ürünler girenlerden daha kararlıdır demiş. İkisi de egzotermik. Egzotermik grafiklere bakın şöyle. Nerede arkadaşlar? Ürünler aşağıda. Girenler yukarıda. Ürünlerin enerjisi daha düşük olduğu için ürünler daha kararlıdır. O zaman ürünler girenlerden daha karardır. Her ikisinde de ikisi içinde de egzotermik oldukları için bu doğru tabii ki. SO2'nin moler oluşum entalpisi eksi 293. Neydi moler oluşum entalpisi? Bir molünün elementlerinden oluşması esnasında meydana gelen enerji değişimi. SO2'ye bak bir mol oluşmuş. Kükürt, oksijen, element. Elementlerinden bir mol oluşurken meydana gelen enerji değişimi eksi 293. O da onun moler oluşum entalpisi doğru. SO3'ün moler oluşum entalpisi eksi 84. SO3 oluşmuş. Kimden oluşmuş? Elementlerinden mi? Hayır. Bakın burada ne var arkadaşlar? Bu element değil, bu bir bileşik. Dolayısıyla buradaki verilen -84 değeri SO3'ün molar oluşum entalpisi olamaz. Eğer girenler element olsaydı olabilirdi. Ama girenler element olmadığı için bu onun molar oluşum entalpisi olamaz diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Hemen Karbon monoksit ve karbon dioksit maddelerinin moler oluşum entalpileri sırasıyla eksi 26 eksi 94 olduğuna göre hemen tepkimesinin delta H değeri nedir? Arkadaşlar karbon monoksit şuraya doğru yazalım bir daha bir daha uğraşmayalım. Tembellik zor. Eksi 26 bu kaç arkadaşlar? Bu da eksi 94. Bu kaç? Bu sıfır zaten. E ne diyeceğim şimdi delta H için? Ürünler eksi girenler diyeceğim. Üründe ne var? Eksi 94 var. Eksi girende ne var? eksi 26 var değil mi? Eksi ile eksi ne oldu? Artı oldu. 94'ten 26'yı çıkarttım. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. Dolayısıyla delta h değerimiz ne olmuş oldu arkadaşlar bizim? Eksi 68 olmuş oldu. Cevabım D seçeneği. Şimdi bu entalpi türleri mevzusu ben bunları böyle ayrı başlıklar altında anlatıyorum aslında ama çok da bir esprisi de yok arkadaşlar. Az önce bizim Mesela şurada yanma tepkimesi vesaire verdik ki biz mesela şurada SO2'nin oluşum entalpisi dedik şuna. Değil mi arkadaşlar? Şu SO2'nin oluşum entalpisi. Bir dakika bir sen şurayı temizleyelim. Şöyle temiz temiz üzerinde göstereyim size. Mesela bu de SO2 1 mol SO2 elementlerin oluşurken meydana gelen enerji değişimi Evet SO2'nin nesidir? molar oluşum entalpisidir. Ama aslında bu aynı zamanda şu arkadaşlar 1 mol kükürtün yanması entalpisi 1 mol kükürt yanarken meydana gelen enerji değişimi aynı zamanda kükürdün. Molar yanma entalpisi olmuş oluyor. Veya bakın alttakine bakın. Alttaki SO3'ün molar oluşumu entalpisi değildir dedik. Ama bak mesela şunu söyleyebilirdik burada. SO2'nin 1 mol yanarken ne kadar ısı açığa çıkmış? 84 kilojoule ısı açığa çıkmış. O zaman SO2'nin molar yanma entalpisi eksi 84 diyebiliriz. Yani aslında aynı şey. Bunu dediğim gibi böyle farklı başlıklar altında veriyorlar. Hemen bununla ilgili sorularımıza bakalım. Karbon monoksitin molar yanma entalpisi ne demek? 1 mol yandığı zaman açığa çıkan ısı 280 kilojül bölü molmuş arkadaşlar. Olduğuna göre 1 gram karbon monoksitin yanması sonucu kaç kilojül ısı açığa çıkar? Demiş arkadaşlar da şurada bir eksi olması gerekiyor. Çok özür diliyorum. Ben ders notlarından bunu düzelteyim unutmadan. Eksi 280 değil mi? Yanma çünkü ne demek? Egzotermik bir tepkim. Burada eksi 280 demesi gerekiyordu. Buraya eksi koymayı unutmuşuz. Eksi 1 gram karbon monoksit yandığı zaman ne kadar ısı açığa çıkar? Şimdi karbon monoksitin 1 mol kaç gram yapar? 12 artı 16 28 gram yapar. Aslında ben şunu öğrenmiş oldum. 28 gram karbon monoksit yandığı zaman 280 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. Bana diyor ki 1 gram yandığı zaman diyor. 1 gram karbon monoksit yandığı zaman ne kadar ısı açığa çıkar? Tam arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şunun onda biri ise bu da bunun onda biri veya şu şunun 28'de biri ise bu da bunun 28'de biri nasıl yapıyorsanız artık siz bu işi burada ne kadar 10 kilojül ısı açığa çıkar diyoruz bu kadarcık 19 molar yanma entalpisi 280 kilojül bölü mol olan x gazının 14 gram yakıldığında 140 kilojül ısı açığa çıkıyor bakın işte harika yukarıdaki sorudan farklı bir versiyonda bunu hazırlamışım ne demek bu? X gazının 14 gramı yakıldığında 140 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. Ama 1 mol yandığında eksi 280'miş. Yani aslında ben buradan şunu anlıyorum. Molar yanma entalpisi eksi 280 şu demek. 1 mol yandığı zaman 280 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. Peki 140 kilojül ısı açığa çıktığına göre kaç gram ya da özür dilerim öncelikle kaç mol yanmıştır? Kaç mol yanmış arkadaşlar? 0,5 mol X gazı yanmış. 0,x mol gazı kaç grammış? 14 grammış. E 1 mol x gazı ne kadardır o zaman? Tabii ki 28 gramdır. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisinin mol kütlesi 28S O olabilir? Dediğim gibi üstteki soru zaten bunun değişik bir versiyonu şeklinde yazmışım zamanında yani. 20. örnek 2,3 gram etil alkolün yanması sonucu 32,6 kilokalori ısı açığa çıkmaktadır. Tamam. Şimdi hemen şunu bulalım mı? C2H5OH 24, 5, 16, 1. Arkadaşlar burası 46 yapıyor. 46 gram bölü mol. Bunun mol kütlesi MA'sı 46'ymış. 2,3 gramının kaç mol olduğunu bulalım hemen. N eşittir. M bölü MA'dan 2,3 bölü 46'dan onda birinin yarısı. Yani 0,05 mol. Burada C2 H5OH ne yapmış? Yanmış. Bunun neticesinde bunun neticesinde arkadaşlar karbondioksit ve su oluşmuş. Bunu zaten biliyoruz. Diyor ki etil alkolün molar oluşma entalpisi ne kadardır diye bize soruyor. Şimdi bakın dikkat edin. Bana molar oluşum entalpisini sormuş. Hemen onu bir kere bir yakalım biz. CH5OH hani yukarıda verdi ya. Oksijenle yansın. iki tane karbondioksit Hidrojen 6 tane olduğu için 3 tane de ne oluşur? Su oluşur. İhtiyacım yok ama oksijeni de bulayım. Elime mi yapışır? 4, 3 daha 7. Bir tanesi burada başına 3 yazacağım. Şimdi ürünler eksi girenler dediğim zaman bu tepkimenin delta H değeri kaç olur? Bana bu lazım. Burada 0,05 mol yakıldığında ne kadar ısı açığa çıkmış? 32,6 kilokalori kalori ısı açığa çıkmış. Bakın şimdi 0,05 mol yandığı zaman 32,6 kilokalori kalori ısı açığa çıkmış. 1 mol'ü yandığı zaman ne kadar ısı açığa çıkar? Arkadaşlar 20 katı ısı açığa çıkar. O da ne yapar? 326 10 katı 652 mol oluyor. 652 ısı açığa çıkar diyoruz. Isı açığa çıktığı için de nedir arkadaşlar burada? Delta H eksidir. Yani bu tepkimenin delta H değeri kaçtır arkadaşlar? Eksi 652'dir. Şimdi ben neyi bulacağım? C2H5OH'ın molar oluşum entalpisi. Ben bunun molar oluşum entalpisine X desem. Karbondioksit molar oluşum entalpisinin kaç olduğunu ben buradan biliyorum. Eksi 94 olduğunu biliyorum. Suyun molar oluşum entalpisinin kaç olduğunu biliyorum. Onun da eksi 68 olduğunu biliyorum. Ama bundan 2 tane var. Bundan da 3 tane var. Değil mi? Bir de X var girenlerde. Bunları çıkardığım zaman bulacağım değer eksi 652 olacak. 2 kere eksi 94. Hani ürünler eksi girenler ya delta h. Eksi 652 delta h eşittir. Ürünler 2 kere eksi 94 eksi 188 mi yapıyor? Eksi 19, 19, 18. Evet. Eksi 188 yapıyor. Eksi 3 kere 68. 6 kere 3, 18. 24, 204 mi yapıyor arkadaşlar o da? Galiba öyle yapıyor. Valla öyle yapmıyorsa battık yani. Eksi 188 eksi 204 daha kaç yapar? Onları eksi karşı atacağız. Artı olacak ya. Yani. 204 188 hemen şurada çaktırmadan toplayalım. Şöyle normalde kafadan yaparsınız. Siz çok daha bizden zekisiniz. 12'nin ikisi 8, 9, 3. Eksi 392 yapıyormuş arkadaşlar. Eksi 392 eksi x eşittir. Eksi 652. Şimdi eksi 392 karşı artı olarak geçti. 652'den 392 çıkartacağım. Onu da ben yine şurada yapalım. 652'den 392'yi çıkartalım. 0, 15'ten çıktı. 6 kaldı değil mi? Ee, 5'ti burası. 2 kaldı. 260. Ama ne? Eksi 260. Eksi 260 eşittir. Eksi x. X ile x götürdük. Pardon. Eksi ile eksi'yi götürdük. X 260 kaldı. Vallahi var. Oldu. Çok şükür bulduk. Bulmasak yandıydık. Herhalde cevap budur diye düşünüyorum. Ne yaptık? 0,05 mol yandığı zaman açığa çıkan ısıdan 1 mol yandığı zaman açığa çıkan ısıya oranladık. Daha sonra tepkimemizi yazıp denkleştirdik. Ürünler girenler dedik sonucu bulduk. Evet işlemler uzun, sıkıcı, tatsız, tutsuz ama ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Bunları tek tek yapmak zorundayız. Gerçek sınavda sıkıntı çekmemek için. Hemen bazı maddelerin molar yanma entalpileri verilmiştir. Molar. Buna göre bu maddelerin eşit molleri için iyi yakıt olma özelliklerine göre sıralanması nasıldır? Şimdi eşit mollerinde de yoksa bundan bir mol var bundan da bir mol var bundan da bir mol var. Siz hangisini yakarsınız? Hangisini yakıt olarak kullanırsınız? E, bakın en çok ısı hangisinden açığa çıkıyor? CH4'ten o zaman en iyi yakıt burada CH4. Sonra hangisi? Karbon değil mi ikincisi? Ve en küçükte kim? 1 3 büyüktür. 2 büyüktür Bir. cevabım. Denizli. Evet. Aşağıda bazı maddelerin molar yanma entalpileri verilmişler. Aa bak yukarıdakine çok benzeyen bir soru yazmışız arkadaşlar. Diyor ki buna göre bu maddelerin eşit kütleleri için iyi yakıt olma özelliklerinin sıralaması. Bak eşit kütle. Yukarıda birer mol aldık ya. Burada kütlelerine bakacağız arkadaşlar. Şöyle diyebilirsiniz. Bunun bir molü yandığı zaman 285 sığa çıkıyor Bunun bir molü kaç gram? 2 gram. Yani 2 gramından 285 ısı açığa çıkıyor ise 1 gramından ne kadar çıktığını biz yazmamız gerekir. 285 bölü 2. Gram başına çıkan ısıyı bulabilirsin. Bak 2 gramından bu kadar ısı açığa çıkıyor. 1 gramından 285 bölü 2 kadar ısı açığa çıkar. Bak mesela buna. Buradan ben ne anlıyorum? Karbon biliyorsun 1 molu 12 gram. 12 gramından 394 ısı açığa çıkıyor ise 1 gramından 394'ün 12'de biri kadar ısı açığa çıkıyormuş ch 4e bakın Neymiş bu da arkadaşlar bunun bir molü 16 gram Değil mi 16 gramından ne kadar ısı açığa çıkıyormuş 890 ise O zaman bunun bir molünden Özür dilerim bir gramından 890 bölü 16 kadar ısı açığa çıkar diyeceğiz e Burada Yaklaşık değerler bulalım isterseniz yaklaşık olarak böyle 285'in yarısı 142.5 bu yaklaşık olmadı. Tam oldu. 394 bölü 12. 30 olsa 360 olur. Değil mi arkadaşlar? 32, 32, 33 arası bir şey. 32 diyelim şöyle. Şöyle 32 küsür diyelim ona da. 896 16'ya bölersek biliyorsunuz 16 kere 16 kaçtı? 16 kere 16 değil. E, 6 kere 16 değil mi? Kaç yapar? 96 yapar. Yani 60 gibi bir şey değil mi 58 mi 60 mi öyle bir şey olmuş oluyor yani hani 58 sallıyorum ben yaklaşık siz tabii bölerseniz daha net sayılar bulursunuz ama burada zaten çok net şekilde birincisi büyük hani burada şöyle söyleyeyim size bunlar birbirlerine çok yakın rakamlar olsa o zaman ince ince bölün yapın derim ama burada zaten çok net birincisi çok büyük değil mi ondan sonra üçüncüsü ikincisinin zaten neredeyse iki katı ondan sonra da ikincisi geliyor 1 3 2 1, 3, 2, 1, 3, 2 cevabımız E seçeneği bu kadar. Hemen bir tane daha. Yukarıdaki tepkimelere göre 8 gram CH4 yanmasıyla açığa çıkan ısı kaç gram suyun parçalanmasını sağlar? Bakın çok harika bir soru bu. Çok da öğrencilere böyle karışık gelebilen bir soru bu. Şimdi bir kere şunu anlayalım biz. Yukarıdaki tepkimede 8 gram, 8 gram CH4'ün yanması diyor. Şimdi normalde burada 1 mol CH4 yandığı zaman 224 kilokalori ısı açığa çıktığını ben görüyorum. 1 mol ne kadar bunlar arkadaşlar? 16 gram. Yani 16 gram CH4 yandığı zaman 224 kilo kalori ısı açığa çıkıyormuş. Peki bunun 8 gramı yanarsa ne kadar ısı açığa çıkar? Tam yarısı. Yani 112 kilo kalori ısı açığa çıkar. Bana diyor ki bu ısı kaç gram suyun parçalanmasını sağlar diyor. Bakın buraya. 1 mol suyun parçalanması için 56 kilo kalori ısı lazım. 1 mol ne demek? Suyun 18 gram demek. Yani 18 gram suyun parçalanması için 56 kilo kalori ısı açığa çıkıyormuş. E 112 kilo kalori ısı kaç gram suyun parçalanmasından açığa çıkar? 2 katı 2 katı yani 36 gram su burada arkadaşlar ne yapılabilir? Bu ısıyla parçalanabilir diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Çok uzadı, çok çözdük ama devam arkadaşlar. Ee, i̇nşallah faydasını görüyorsunuzdur. Tabi sadece bakıyorsanız faydasını görmeniz zor. Mutlaka ne yapmanız lazım sizin de? Bana eşlik etmeniz lazım. Kağıt, kalem bir yandan çözmeniz, videoyu durdurmanız veya önce önünüzdeki eğer çıktısını aldıysanız o kağıtlardan, fotokopilerden değil mi çözmeniz, sonra buradan takip etmeniz falan gerekiyor. Çok söyledim ben bunu videolarda. Bakarak öğrenilseydi kedi kasap olurdu. Değil mi? bakarak öğrenilseydi kedi kasa bulurdu. Dolayısıyla bakarak öğrenme şansınız çok düşük. Mutlaka işin içerisine bir şekilde dahil olmanız gerekiyor. Şimdi nötrleşme entalpisi. Bu da az önce de 1 mol maddenin yanması esnasında meydana gelen enerji değişimi yanma entalpisi ise 1 mol maddenin nötrleşmesi esnasında meydana gelen enerji değişimi de nedir arkadaşlar? Nötrleşme entalpisidir. Mesela 1 mol H artıyla 1 mol OH eksi birleştiğinde 1 mol su oluşturuyormuş. Ve bu esnada meydana gelen enerji değişimi eksi 56 imiş. Denklemine göre 0,1 molar 500 mililitre. Şimdi 500 mililitreyi ben hemen 0,5 litre yapayım. Çözeltisinin yeterince sodyum hidroksit tepkimesinden kaç kilojoul ısı açığa çıkar demiş. Yani HCl ne? Asit. HCl'den ne gelecek? H artı gelecek. HCl kuvvetli olduğu için HCl'nin mol sayısı kadar H artı oluşması gerekiyor. O zaman ben hemen buradan arkadaşlar molarite eşittir N bölü V diyeceğim. 0,1 eşittir n bölü 0,5 diyeceğim. N eşittir 0,1 çarpı 0,5 yani 0,05 mol diyeceğim. Bu tepkime de ne kadar bir HCl harcanmış? 0,05 mol HCl. E, tesir değerli bir olduğu için 0,05 mol de ne oluşması gerekiyor? H, H artı yon oluşması gerekiyor. Hemen denkleme geliyorum. 0,05 mol H artı ile 0,05 mol OH tepkimeye girer. Ve ben buradan neyi biliyorum? Eğer 1 mol haşartı tepkimeye girse, 56 kilojoule ısı açığa çıkar. Onu şuraya yazalım. 1 mol haşartı nötralleştiği zaman 56, uy, yazamadım. 56, niye yazamadım? Özür, 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 özür. Şunu düzeltelim. Evet, 56 kilojoule ısı açığa çıkıyor. E 0,05 mol haşartı tepkime girdiği zaman ne kadar ısı açığa çıkıyor? Bakın. 1 mol 56 ise 0,05 birin kaçta kaçı? Onda birinin yarısı. 56'nın onda biri 5,6. 10'da Onun da yarısı 2,8 kilojül ısı açı çıkar. Evet cevaplarda da bulduk çok şükür. Devam. Ve çözüm entalpisi. Aynı mantık. 1 mol madde çözünürken meydana gelen değişim. O maddenin molar çözüm entalpisi şeklinde tanımlanabilir. Bakın 1 mol sodyum hidroksit çözündüğü zaman meydana gelen enerji değişimi verilmiş. Değil mi? 1500 mililitre suda bir miktar sodyum hidroksit çözündüğünde 3,06 kilokol saçı çıktığına göre oluşan çözeltinin molaritesi nedir? Molarite nedir? N bölü V'dir. O zaman bana ne lazım? Burada 1500 mililitre olduğunu zaten biliyorum. 1500 mililitre demek 1,5 litre demek. O zaman kaç mol madde çözündüğünü bulacağım. Hemen şuradan diyorum ki ben 1 mol sodyum hidroksit çözünse Bakın lütfen. 10,2 kilokalori ısı açığa çıkar değil mi? Peki burada ne kadar ısı açığa çıkmış? 3,06. 3,06 kilokalori ısı açığa çıktığına göre kaç mol madde çözülmüştür? 10'da 3'ü 10'da 3'ü. Yani 0,3 mol sodyum hidroksit çözülmüştür. Bu kadar arkadaşlar. Gayet basit aslında. 0,3 bölü 1,5. Burada tabii arkadaşlar tıkanıyorlar bazen. 6 üstü 10 ile çarpalım. 3 bölü 15. 5'e bölelim. 1 bölü 5. 5'e mi böldüm ben şimdi? 3'e böldüm. 1 bölü 5 ne eşittir? 2 bölü 10'a eşittir. Yani 0,2 molarlık bir çözelti oluşmuş. Çok basit. Potasyum klorürün molar çözümü ısısı artı 17 kilojül bölü mol olduğuna göre 5 litre 0,1 molar çözelti hazırlanması için kaç kilojül enerji gerekir? E, 5 litre 0,1 molar molerit eşittir n bölü ve 0 1 eşittir n bölü 5 n eşittir 0,5 moldur değil mi burada 0,5 mol madde çözülmüş şimdi molar çözünme ne demek 1 molü yani sen ne anlıyorsun buradan 1 mol kcl çözünse 17 kilojoule ısı gerekiyor e 0,5 mol kcl çözündüğü zaman Demek ki ne kadar ısı gerekiyor? Tam yarısı. 17'nin yarısı kaç yapar arkadaşlar? 8,5. Bu kadar basit. Diğer soru. 10 litre su içerisinde sodyum klorür çözmek için 37 kilojül ısı harcanmıştır diyor. bu Oluşan çözelti 1 molar olduğuna göre. Şimdi oluşan çözelti 1 molar. Hacim 10 litre. Tabi burada hacim değişiminden ihmal ediyoruz. Aksi bir şey söylenmedikçe. Molar teştirineye bölü ve 1 eşittir n bölü kaç litreydi? 10 litreydi. O zaman mol sayısı kaç? 10 mol. Yani 10 mol madde çözünürken 37 kilojül ısı harcanmış. Molar çözünme ısısı ne demek? 1 molü çözündüğü zaman ne kadar ısı gerekir? Demek onda biri onda biri. O da 3,7 kilojül demek. Cevabımız artı mı, eksi mi? Isı harcanmıştır demek arkadaşlar. Artı demek. O zaman cevabımız da artı olacak. Eğer ısı açığa çıkıyor deseydi eksi olacaktı. Isı harcanmıştır olunca da ne olmuş oluyor? Artı olmuş oluyor. Hemen yorum soruları bakın çok güzel arkadaşlar. Yorum sorularında zaten çok fazla sıkıntımız oldu. İki tane kaldı. iki sorumuz kaldı. Ondan sonra çok güzel bir testimiz var. Onu da tabii ki beraber çözeriz nasipse. Hemen bakalım. Entalpilerle ilgili verilen tüm yanma entalpilerinin entalpileri sıfırdan küçüktür. Yanlış. Azotun yanması endotermik olduğu için artıdır, diğerleri eksidir. Değil mi arkadaşlar? Bu yanlış. Gazların çözümü entalpileri sıfırdan büyüktür. Bu da yanlış. Biliyorsunuz gazların çözümleri egzotermik. Dolayısıyla sıfırdan küçüktür. Asit ve bazıların nötrleşme entalpileri sıfırdan küçüktür. Aynen öyle. Asitlerin bazılarının nötrleşme tepkimeleri egzotermiktir. Her zaman. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Canlar buraya kadar geldiyseniz videoyu hala beğenmediyseniz size zahmet bitti oraya bir dokunu verin beğenme tuşuna ya da böyle küçük bir kalp atı verin inanın bizim için çok kıymetli sizin için çok basit bir şey ne olacak yani bir tane kalp at iki tane kalp at ama yorumlarda ne kadar çok arkadaşlar yorum olursa yani bir videonun altındaki yorumda bizim videolarımızda o kadar çok insana ulaşabiliyor değil mi? Onun için sizden ricamız budur ve şimdiden de teşekkür ediyorum parmaklarınız dert görmesin öyle diyelim. Tüm yanma tepkimeleri egzotermiktir demiştim. Şimdi bakalım bir kere yukarıdaki tepkimeleri. Birincisi endotermik bir yanma tepkimesi. O zaman bu yanlış. İkincisi egzotermik tamam. Üçüncüsü egzotermik tamam. Ama gördüğünüz gibi azotun yanması endotermik. Birincisi yanlış. Eşit kütleler alındığında hidrojen maddesi C2H2'ye göre daha iyi yakıt özelliği gösterir. Buna benzer sorular çözdük. Eşit kütlesi ne demek? Mesela bunun 2 gram alındığında eksi 68 değil mi ısı açığa çıkıyormuş. O zaman... Bir gramından ne kadar ısı açığa çıkar hidrojenin arkadaşlar? Bir gram diyelim şöyle hidrojen 68'in tam yarısı kadar yani 34 kilo kalori ısı açığa çıkartır. Bakın bir molü yani 2 gramı yakıldığı zaman 68 kilo kalori ısı açığa çıkıyorsa bir gram yakıldığı zaman ne kadar ısı açığa çıkar? Niye bir gramını buldum? E, diğerinde bir gramını bulacağım oradan karşılaştırma yapacağım. Diyorum ki diğerinde ne var? C2H2 24-26 değil mi? Bak bunun 26 gramı yakıldığı zaman C2H2'nin ne kadar ısı açığa çıkıyormuş? 311. E o zaman 1 gram C2H2 yakıldığı zaman ne kadar ısı açığa çıkar? 311 bölü 26. E abi hangisi daha büyük? Tabii ki bariz şekilde şu alttaki ifade daha büyük. 34 311/26'nın bölü neredeyse 3 katı. Değil mi? Yani 2 veya 3 katı kadar büyük bir ifade. Dolayısıyla hidrojen maddesi C2H2'ye göre daha yakıt özelliği gösterir. Doğru. Suyun oluşum entalpisi her şartta aynıdır demiş arkadaşlar. Hayır. Neden? Az önce biz dedik ya oluşan madde, değil mi? Gazsa, sıvıysa, katıysa bakın buradaki tepkimelerin entalpileri birbirinden farklı olur. Peki oluşan maddenin katı mı, sıvı mı, gaz mı olduğuna bağlı ortamın şartlarına bağlı. Şartlar değiştikçe oluşan maddenin de entalpisi değişir. Dolayısıyla her şartta aynıdır demek tabii ki yanlış olur. Cevap E seçeneği. Dediğim gibi şöyle güzel bir testimiz var. Çok da uzun değil arkadaşlar. Böyle beraber çözelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.